Mule Podcast'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm, Kaliforniya'da bulunan Stanford Üniversitesi'nde doktorasına devam ederek, çalışmalarını sadece makinaların değil, insanların da nasıl öğrendiği üzerine odaklayan Merve Cerit'i konuk ediyoruz. Merve, aynı zamanda teknoloji sektöründe çalışan kadınları da destekliyor. Ömer Çolakoğlu ile beraber sunduğumuz bu bölümden bizler oldukça keyif aldık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Stanford Üniversitesi'nde doktorasına devam eden Merve Cerit'i konuk ediyoruz. Akademik hayatı, üzerine çalıştığı projeler, iş hayatı ve birçok farklı konuyu konuşacağız. Hoş geldin Merve. Hoş buldum Oytun. Selamlar herkese ve Ömer. Hoş geldin tekrardan. Merhabalar. Bu aslında iki host olarak yani iki sunucu olarak Ömer Hocam'la da beraber sunacağımız ve üçlü sohbet edeceğimiz ilk yayınımız. Bizim için de o açıdan ayrı bir özel. Merve, ilk olarak dinleyicilerimizden hani kendini tanıtmanı rica edeceğim. Ardından da bakalım hani sohbet bizi nereye götürecek. Tabii ki. Ben Merve Cerit. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği'nden 2017 yılında mezun oldum. 2018 yılında mezun oldum. Ondan sonra Microsoft'ta bir buçuk yıl çalıştım. Ve AI, Data AI Tech Specialist diye geçiyordu işim. Genelde böyle AI'ın, Microsoft'un AI servisleriyle ve tool'larıyla ve işte şey dediğimiz böyle açık kaynak dediğimiz farklı AI algoritmalarıyla müşterilere çözümler üretiyordum. Ondan sonra bir yandan da tabii eğitim her zaman böyle hayatımda vardı. Onları da anlatırım. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde zaten düşünüyordum bir yüksek lisans ve doktora yapmayı daha sonra. O yüzden Fulbright bursuna başvurmuştum. Fulbright bursu çıktı. O böyle bir Amerika ile Türkiye arasında bir anlaşma gibi bir şey. Ben de o bursu da aldıktan sonra Stanford Üniversitesi'nde Learning, Design ve Teknoloji diye bir master var. Master of Science Education alanında diye geçiyor. Yani eğitim fakültesinin altında. Ona gittim. Amacım da birazcık şeydi. Ya ben bu makineler nasıl öğreniyor biliyorum biraz. Ama da insan nasıl öğreniyor onu daha çok öğrenmek istiyorum. Ve onların kesişimini biraz daha anlamak istiyorumdu. Ve onu yaptım. Ondan sonra da doktoraya karar verdim. Daha çünkü bir yıllık bir master'da gerçekten çok bir şey öğrenemiyorsunuz. Doktoramda learning sciences yani öğrenme bilimleri ve teknoloji design üzerine ve developmental psychology üzerine. Yani biraz daha aslında şu anda teknik tarafta bildiklerimle sosyal bilimlerdeki bildiklerimi böyle harmanlama durumundayım. Birinci yılımdayım doktoramda. Daha önümde 3-4 yıl daha var. Az önce bu arada Merve ile konuşurken şu an Türkiye'de saat akşamüstü 5-6 civarlarında. Ömer Hoca ile de podcast öncesinde sen henüz dahil olmamışken konuşuyorduk. Herhalde şu an Kaliforniya'da sabahın çok erken saatleri olmalı diye. Çünkü senin orada olduğunu düşünüyorduk Stanford'dan dolayı. Ancak pandemiden dolayı şu an İstanbul'da bulunuyor Merve. Hayat şartları tekrar normale döndüğünde muhtemelen Kaliforniya yolunu tutacaksındır. Eğitim tarafın oldukça güçlü. Yani baktığımda sen de biraz bahsettin. Benim de aldığım notlarda 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliğine girdin. 2015 yılında bilgisayar mühendisliği ile double major'ı başlattın ve aynı yıl Kanada'ya gittin exchange programı ile güz döneminde. 2015 yılında University of Toronto'ya. Ardından da döndüğünde lisans eğitimini tamamladın ve master için Stanford'a gittin. Learning Design and Technology adlı bir bölüme. Fulbright bursuyla gittin hatta orada. Sana Fulbright soracağım birazdan. Ve ondan da sonra yüksek lisansın da bitince
Sen de paylaştın zaten bir yılda hani bir şey öğrenmek pek mümkün olmayabiliyor diye uzun bir süre devam edeceğin tekrardan Stanford'a Learning Sciences and Technology Design, Developmental and Psychological Sciences. Uzun bir ismi de var. Öncelikle Fulbright bursundan bahsedebilir misin? Birçok kişi aslında Erasmus ile Avrupa'ya veya exchange programı ile Amerika veya Asya'ya gidebiliyor. Ama Fulbright bursu ile bir yandan da Stanford gibi bir üniversiteye gitmek ise yani tamamen ilgi çekici bir mevzu. Sormak istediğim hem bu Fulbright bursu nedir, nasıl kabul edildin ve özellikle Stanford'a nasıl uzandı bu yolculuğun sonu? Tabii. Hemen anlatayım. Fulbright bursu aslında böyle genelde üçüncü sınıfken, üniversitede üçüncü sınıfken yani mezun olmanıza bir yıl varken başvurduğunuz bir burs. Çünkü önce Fulbright bursunu alıyorsunuz. O Fulbright bursunuzla okullara başvuruyorsunuz. Genel akış böyle oluyor. Fulbright bursu diyor ki aslında bizim amacımız dünyada liderler yetiştirmek, alanlarında uzman liderler yetiştirmek ve zamanında Amerika bir sürü ülkeyle anlaşma yapmış. Türkiye de bunlardan biri. Türkiye Amerika'ya öğrenciler gönderiyor. Graduate seviyesinde öğrenciler ve scholar'lar yani researcher'lar gönderiyor. Amerika'dan da Türkiye'ye gelenler oluyor ama hani exchange programı gibi değil yani birebir olmayabiliyor. Diyor ki Fulbright, eğer senin ortalaman yani undergrad ortalaman 3 ise 3 ve üstü ise 4 üzerinden ve sen bizim yapacağımız mülakatları ve işte bizim başvuru sürecimizi geçersen sen Fulbright almaya hak kazanabilirsin. Ben de 3'ün üzerindeydi ortalamam. Başvurdum. Başvurduktan sonra aslında başvurunuz nasıl oluyor onu biraz anlatayım. Bayağı üniversiteye başvuru gibi başvuruyorsunuz. Amerika'daki bir üniversiteye başvuru gibi. Yani niyet mektubu yazıyorsunuz. Recommendation letter alıyorsunuz hocalarınızdan, işte var stajınızdan, oradan buradan. Siz sanki bir üniversiteye başvuruyormuş gibi değerlendiriliyorsunuz. Ondan sonra eğer sizi oradan geçirirlerse ve TOEFL'ınız ya da IELTS'iniz bir şeyiniz olması gerekiyor. Yani İngilizceye de bakıyorlar. Ondan sonra da bir mülakata çağırıyorlar. Mülakatta sizin başvurduğunuz alanın en uzman insanları, Türkiye'deki en uzman insanları orada oluyor. Genelde 3 kişilik bir jüri oluyor. Bir de Fulbright tarafından biri oluyor. Yani ben alanımı zaten önceden seçmiştim. Ben demiştim ki education ve technology ile alakalı bir şey yapmak istiyorum. Ben data science, AI background'u var. Ben education ve psychology'yi daha çok öğrenmek istiyorum. Yani ben bunu zaten belirlemiştim ve bunu yapan, buna en yakın insanları zaten bana jüri olarak getirmişlerdi. Orada işte 15 dakikalık bir mülakattan sonra da ben kazandığımı öğrendim Fulbright bursunu. Fulbright bursu 2 yıllık bir burs. Yılda 50 bin dolar size karşılıksız bir para veriyorlar aslında. Okulunuzun tabii okulunuzun şeyini ödemeniz için. Yani tuition'larınızı vesaire ödemeniz için veriliyor o ve oradaki yaşam masraflarınız için. Ve sizden tek istediği geri olarak diyor ki bizim aramızda Amerika ile Türkiye'nin arasında bir vize anlaşması var. J1 vizesiyle gidiyorsunuz. Siz Amerika'da mezun olduktan sonra Amerika'da çalışmak istiyorsanız Türkiye'de totalde 2 yıl bulunmuş olmanız gerekiyor. Yani sen mezun oldun master'ından gidip Kanada'da çalışabilirsin istediğin kadar. Ya da gidip Almanya'ya taşınabilirsin. Ama ben illa Amerika'da çalışacağım hemen mezun olduktan sonra diyorsan o sana diyor ki aradaki vize anlaşması dur sen bir Türkiye'ye bir git. Yani Türkiye'de çalışmasan bile Türkiye'de 2 yıl bulunmadın kümülatif olarak. O yüzden sana bir çalışma vizesi veremeyiz burada. Amaç da aslında Türkiye'de bir şekilde hani o direkt o beyin göçünü engellemek gibi aslında. Tek sizden istedikleri bu. Onun dışında ne para istiyorlar, ne bir şey istiyorlar, ne çalışmanızı istiyorlar. Ve çok da prestijli bir burs. Dünyanın her yerinde çok az kişiye verilen bir burs. Aziz Sancar, Nobel alan Aziz Sancar aslında bu bursla Amerika'ya gitmiş. Onun dışında şu anda işte yine MIT'deki ya da böyle iyi üniversitelerdeki bir sürü hocamız aslında Fulbright'la gitmiş hep. O yüzden benim için çok mutluluk verici bir şeydi. Ve prestijli olduğu için de okullar bunu tanıyor.
Yani ben o Fulbright credential'ıyla aslında başvurduğum için bana diyorlar ki okullar, ha yani bu demek ki bu insan hem uluslararası hem ülkesinde çok iyi bir insan. Yani o yüzden ben Fulbright'ın varlığından dolayı da kesinlikle başvurularımın güçlendiğini düşünüyorum. Ondan sonra da zaten birkaç üniversiteye başvurdum ben master'da. Çünkü çok az benim istediğim şeyi yapan üniversite vardı. Ve Stanford'da kabul aldım. Stanford'da kabul almamın sebebi de bence benim endüstriyle olan bağımdı. Yani ben yıllar boyu işte daha üniversite ikinci sınıftan beri sürekli bir yerlerde çalışıyordum. Ve çok fazla projeler yapmıştım. Hem bir de teknik, çok teknik bir alandan gelip farklı bir şeyle ilgilendiğim için herhalde perspektifimi de merak ettiler. Çok da yani benim kafama da uygun bir yerdi. Hani kişiliğimi de belki oraya uygun bulmuş olabilirler. Öyle aslında bence Stanford'ı kazandım. Yoksa ne çok büyük bir akademik şey başarım vardı, ne denir, GPA başarım vardı, ne de böyle daha önce publish ettiğim paper'lar vardı. Yani daha önce makale falan herhangi bir yerde publish etmemiştim. Böyle çok detaylı bir cevap oldu ama umarım insanların işini görür. Ben bu Ömer, ben bu arada belki tanımayanlar vardır, kısacık bir kendimi bahsedeyim. Ben de aslında Merve ile podcast'in başında onu konuşmuştuk, biraz ortak yanımız var diye. Ben de bilgisayar mühendisliği mezunuyum ama sonrasında sektörde epeyce bir müddet çalıştıktan sonra, ki halen de çalışmaya devam ediyorum, olayım biraz eğitim kanadına doğru kaymaya başladım ve Türkiye'deki online eğitim platformlarında eğitimler düzenliyorum, birçok platformda. Burada Merve kendini tanıtırken şu çok dikkatimi çekti. Makinelerin nasıl öğrendiğini biliyoruz ama ben biraz insanın nasıl öğrendiğine odaklandım ve hani bundan sonraki eğitim hayatımı da bu tarafta yönlendirdim diye. Peki Merve, merak ediyoruz. Yani bununla alakalı ne yapıyorlar, bu insanın nasıl öğrendiğiyle alakalı neler üzerine çalışıyorlar? Sen orada neler öğrendin? Bunları bizimle paylaşsan biraz. Tabii ki, tabii ki. Şimdi aslında ben birazcık şu anda benim üzerinde çalıştığım araştırma projelerinden bahsedebilirim. O bir fikir verir diye düşünüyorum. Şimdi bildiğimiz aslında şu anda deep learning, işte derin öğrenme ve işte neural networkler, bunlar teknik alanda çok hem uygulama bulmuş algoritmalar ve frameworkler oldu. Hem de çok da böyle meşhur oldu. Yani herkesin öğrenmek istediği şeyler oldu. Ama hani bir yandan da şey konuşuluyor ya, AI explainability. Yani tamam biz neural network koyuyoruz ama neural network'ün içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir input var, bir output var, bizim için bir kara kutu gibi bir şey. İşte aynı şey aslında İnsan beyninde de geçerli. Yani yıllar boyu şimdi teknoloji, deep learning ve işte AI'ın gelişmesi bu son 20 yıl, 30 yıl daha en çok işte prosesörlerin gelişmesiyle bir anda boom etti ya, işte yıllardır beyin üzerinde araştırmalar yapılıyor ve davranış bilimleri üzerinde de araştırmalar yapılıyor. Ama beynin nasıl çalıştığını çok az biliyoruz hala dünyada. O yüzden şu anda biraz amaç bu ikisini bir şekilde birleştirip ikisinden de bir şeyler öğrenebilir miyiz? Mesela benim çalıştığım konulardan biri şu anda intrinsically motivated AI agent'ları. Bu ne demek, intrinsically motivated ne demek? Bebekler nasıl öğreniyor? Bebekler, siz bir bebeğe koyuyorsunuz, küçük bir bebek. Bebek kendi kendine ortalıkta dolaşıyor, kendi kendine explore ediyor, bir şeylerle oynuyor ve siz ona bak şu önemli, şuna bakman lazım demiyorsunuz sürekli. Yani o kendi aslında neye dikkat etmesi gerektiğini bilerek zaman içinde öğreniyor. Şimdi şeyde, AI'da buna aslında özenmek istiyoruz. Yani kendi kendine neyden öğrenmesi gerektiğini bilip kendi kendini düzelten ve kendince explore eden bir AI istiyoruz aslında biz. Bebek gibi öğrenen bir AI istiyoruz. Çünkü buna da autocurricula deniyor aslında. Yani kendi kendine kendi training datasını buluyor ve training datasını değiştirebiliyor aslında AI agentları. Burada eğer biz öyle bir AI modeli geliştirebilirsek ve bebeklerle karşılaştığımızda insana yakınlığını ölçüp
gerçekten işte bu çok yakın insana dersek, o zaman kendimizi başarılı sayacağız aslında researcher'lar olarak. Peki bu böyle çok detaya girmeden, bu hangi alanlara dokunuyor onu da söylemek istiyorum. Hem neuroscience'a dokunuyor, hem psikolojiye dokunuyor, hem CS'e yani bilgisayar bilimlerine dokunuyor, hem de eğitime dokunuyor. Çünkü aslında şöyle çok sevdiğim bir sözü size söylemek istiyorum şu anda. Bakın hemen. Alan Turing'in bir sözü var. Şey diyor Alan Turing, instead of trying to produce a program to simulate the adult mind, why not rather try to produce one which simulates the child? Yani diyor ki biz şu anda bayağı erişkin bir aklı programlamaya çalışıyoruz. Niye biz bir çocuğunkini programlamaya ve simüle etmeye çalışmıyoruz? Eğer biz o çocuğu, yani o programladığımız beyne aynı eğitimi ya da benzer bir eğitimi verirsek, biz zaten erişkin beynine ulaşacağız. Yani hani o tabula rasa dediğimiz işte filozofiden kısım var ya, yani tabula rasaya ne kadar yakınız? Eğer o onunla başlarsak daha kolay bir şekilde ilerleyebiliriz diye böyle çok karıştırmamışımdır umarım. Orada biraz olayın teknik tarafından sen aslında bahsettin ama ben aslında şunu takip ediyorum. Yani insan, yapay zeka dediğimiz yapı aslında insan beynini taklit etmeye çalışıyor ya. Ama şimdi sen de söyledin, biz insan beynini de tam olarak çözebilmiş değiliz. Yani yapay zeka bir kara kutuysa, insan beyni hani bir şey, ne denir, kara delik. Şu an oradaki gizem hala çok şey. Ama sanırım şöyle bir şeyler var. Hani insanın bir konuyu ya da bir şeyi nasıl öğrendiğiyle alakalı. Yani şuradan gidilirse daha kolay öğrenilir denilen bir takım teknikler de olduğunu biliyorum. Yani bu daha somut bir şey var mı orada yapılan, mesela insanlara bir şeyi öğretmeye çalışırken? Şimdi mesela verdiğin örnekte şunu söyledin. Hani çocukken insan kendi train datasını kendi üretiyor. Yani işte bir şeye bakıp da o ilgisini çekmiyorsa onu zaten çok da şey yapmıyor. Başka bir nesneye odaklanıyor. Buradan yapabiliyor. Yani Alan Turing'in şeyindeki söylediğin de çok doğru. Hani biz çocuk beyni gibi düşün, neden çocukları çocuk gibi eğitmeye çalışmıyoruz diye. Daha bir somut bir örnek verebilir misin bu noktada? Hani insanların bir şeyi öğrenme noktasında şu tarz yaklaşımlar daha uygun olabilir dediğin bir şey var mı mesela? Yani çok geniş bir soru tabii bu. Ama şöyle bir şöyle örnekler verebilirim. Yani mesela geçenlerde şeyi konuşuyorduk. Bu Zoom fatigue. İşte Zoom'da şu anda öğreniyoruz ya, online learning ortamlarında ya da işte başka böyle platformlar kullanıyoruz. Orada daha iyi nasıl öğrenebiliriz ve orada daha iyi işte dikkatimizi nasıl toplayabiliriz, daha az nasıl yorulabiliriz falan gibi bir sürü çalışmalar oluyor. Ya da şöyle çalışmalar oluyor, işte matematiği daha iyi nasıl öğretebiliriz, sonra böyle spesifik olarak computer science daha iyi nasıl öğretebiliriz. Yani çok farklı çalışmalar farklı alanlarda var. Yani benim yaptığım çalışmalardan biri mesela şu anda otizmli çocuklara başka bir otizmli olmayan başka bir çocuğun yardımıyla social emotional learning dediğimiz aslında duyguları ve sosyal iletişimi nasıl öğretebiliriz ve bunun öğretilmesinde işte Minecraft'ın rolü nedir falan gibi böyle çok spesifik şeyler düzenliyoruz aslında. Çalışmalar düzenliyoruz ve onlar üstünde çalışıyoruz. Yani çok böyle hani dünyada hemen herkesin işine yarayacak şeyler de oluyor. Yani işte Zoom fatigue muhabbeti mesela, işte Zoom'dan yoruldunuz mu? İşte gözünüz niye Zoom'dan yoruluyor? Beyniniz niye Zoom'dan yoruluyor? Yani bunun gerçekten bir açıklaması var araştırmayla. Ama bazı şeylerde böyle çok deneysel olarak devam ediyor. Şimdi insan duyguları üzerine aslında biraz konuştuk da orasıyla ilgili bir sorum olacak. Sen insan duygularını taklit eden bir yapay zeka yapmayı doğru buluyor musun? Özellikle hani bizi taklit ederek gerçek zamanlı öğreniyorsa bu yapay zeka kendi kendine.
Sonuçta bir yapay zeka hangi koşullar altında ortak insan duygularını yani stimüle etmek ve deneyimlemek için kullanılabilir? Yani acı, kayıp, yani yalnızlık gibi hislere de yol açabilir. İnsanı bebeklik aşamasındayken belki de en iyi şekilde öğrenip o bebeklik aşamasından devam ede gelen süreçleri boyunca hayatına dokunursa AI aslında hayatının ana parçası yani oyuncağı olacak resmen. Ve çocuk büyüyecek, arkadaşı olacak onun. Kim bilir belki hani partneri olacak bazı filmlerde gördüğümüz gibi. Yani insansı bir AI, strong AI yapabilirsek bu tarz duygulara da yol açabilir gerçekten. Ve insansı hisleri karşı tarafa da çok rahat bir biçimde aktarabilir aslında. Bu konularda ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. Yani insan duygularını taklit eden bir AI yapmayı doğru buluyor musun? Yani psikoloji bir de yani çok fazla soru var aslında. Ya öyle olursa, ya böyle olursa. Aslında bu tarz soruları da o kadar çok sevmiyorum. Ama hani konuşulmasında değerli buluyorum açıkçası. Yani sürekli internet üzerinde çalışan yani teknoloji şirketleri şu an en çok AI'yi onlar kullanıyor. Ve burada hukuk çoğu devlet mekanizması gibi devreye girmekte yavaş kalıyor. Bir yandan da bu teknoloji şirketleri de işlerini geliştirmek için sürekli AI'yi kullanmaya devam ediyorlar. Yani sen de psikolojiyle ilgileniyorsun, bu alana odaklanıyorsun. Yani kendini bu alana odaklıyorsun ve bir yandan da aslında senin işin bu ara kademelerde de oldukça etkili olabiliyor. Bir yandan AI'yi geliştirirken, bir yandan da regüle etme kısımlarındaki araştırmalarınla bu insanlara yani destekleyici makaleler sunacaksın belki de. Oradaki hani söz hakkı olan kişilerden olacaksın. Yani tüm bu konular üzerine düşünceni merak ediyorum. Teşekkür ederim. Bu harika bir soru. Çünkü gerçekten böyle çok hepimizin şu anda yaşadığı bir durumda aynı zamanda. Şimdi öncelikle bir duyguları taklit etme ile başlayayım. Ondan sonra diğer hani sosyal medya ve genel büyük şirketlerin datayı kullanışına geleyim. Benim duyguları taklit etme konusunda düşüncelerim şu. Yani aslında hepimiz taklitle öğreniyoruz. Yani bizim böyle çok hani primatlarda bile olan taklitle öğrenme durumumuz var. İnsanlar bebeklikten beri taklit ediyor aslında. Ve orada yani bir sürü çalışmalar var burada ama mesela duyguların böyle işte hayal kırıklığı ya da hani böyle çok spesifik, kompleks duyguların sonradan öğrenildiği yani sosyal strukturlar içinde öğrenildiği ve aslında bunların öğrenilmiş şeyler olduğu asıl duygu dediğimiz şeyin bir şekilde arousal ya da tamamen yani seni koruyacak ya da işte food, yemeğe götürecek ya da bir ayının seni yemesinden koruyacak işte yıllardır olan şeyler yani kaygın var bir şeyden korkuyorsun ya da bir şeyden mutlu oluyorsun, aroused oluyorsun. Bunlar aslında duygu diye geçiyor. Yani o diğer duyguların dallanması ve subjektifleşmesi tamamen çevreyle ve dışarıdan öğrenilmiş şeylerle devam ediyor. Ve bunları çok da güzel çalışmalar var bu konuda. Ben o yüzden bunların öğrenebileceğini, nasıl insan bunları öğrenip taklit edip ilerliyorsa bunların da öğrenilebileceğini düşünüyorum kesinlikle. Orada tabii bir işte işin kişilik ve sosyal structure işi var. Yani o AI bebek nerede dünyaya geldi, kimlerle interaktif bir halde. Bunlar çok önemli. Yani orada işte sosyal, onlar da yeni çalışmalar işte şey alanında pekiştirmeli öğrenme, reinforcement learning alanında sosyal bir alanda çalışabilmesi lazım ki bu AI agentlarının. Yani sosyalliği olması lazım ki ondan sonra üstünde bir duygu oluşabilsin. Peki, şimdi ben başka bir şey sormak istiyorum Merve. Şimdi dünyada AI oldukça popüler. Özellikle gelişmiş ülkelerde çok fazla popüler. Bizim gibi ülkelerde nispeten daha aşağıda seviyede. Yani şu an popüler ama yani yapılan çalışma noktasına baktığımız zaman bir Amerika'daki, Çin'deki, Japonya'daki şeyi göremiyoruz. Popülariteyi göremiyoruz. Ben bizim öğrencilik zamanımızı hatırlıyorum. Bizim öğrencilik zamanımızda bizim öğrendiğimiz şeyler programlama dilleri. Tabii ben senden nispeten daha yaşlıyım.
programlama dilleri vesaire gibi teknolojiler öğreniyorduk ama bizim çocuklarımız büyüdüğü zaman yapay zeka modellerini konuşuyor olacaklar. Belki işte yapay zeka yeni modelleri geliştirme noktasında kendilerini geliştiriyor olacaklar. Dolayısıyla hani bir 10 sene sonrasına baktığımızda şimdinin programlama dilleri yapay zeka konusu, modeller konusu şimdiki programlama dillerinin belki yerini alacak noktada. Bu noktada ben şu konuyu çok önemsiyorum. Gerçekten hani çocukların bu noktaya olan motivasyonunu, ilgisini ve altyapıyı almasını çok önemsiyorum. Tabii bu tartışılır, hani ülkemiz şartlarında buna bakış açısı nedir ne değildir. Bu gerçekten tartışılır ama sen yurt dışında okuyan bir kişi olarak, Türkiye'den yurt dışına giden biri olarak ve o taraftaki bu tarz teknolojileri de bilen biri olarak, ki ben seni geçen yıl Çözüm Parkı'nın etkinliğinde dinlemiştim. Bu konuyla alakalı bize çok çok güzel bilgiler vermiştin. Açıkçası bizi dinleyen insanlarla bunu ben yine paylaşmak isterim. Yani orada çocuklar için bu AI konusuna bakış açısı nedir? Onların bu konudaki yetişmesiyle alakalı neler yapılıyor? Nasıl teknolojiler geliştiriliyor? Bunların arkasında kimler var? Bu konulardan bize biraz bahsedebilirsen çok memnun olurum. Tabii ki. Aslında orada genel olarak bir hani eğitim nasıl oluyor teknoloji anlamında onu biraz anlatabilirim. Ben hani bizimkinden farklı buluyorum. Türkiye'den biraz daha farklı buluyorum onların teknoloji eğitimini. Orada biraz daha işte konstruktif dediğimiz biraz daha şey bir öğrenme var. Yani oyun oynarken işte yakınlarındaki arkadaşlarıyla projeler üstünde ve böyle çok istedikleri bir konuyla çalışsınlar ve gelip bize sorular sorsunlar o projeyi ilerletmek için. O sırada da aslında teknolojinin nasıl o projeyi gerçekleştirmek için yararlı olabileceğini düşünsünler ve kendileri bulsunlar. Yani bize mesela gelip ya ben işte bir çöp kutusu yapmak istiyorum. O çöp kutusu kendi kendine ayrıştırsın işte içindeki camı vesaire gibi mesela bir böyle çok sevdiği bir çevre alanında çok hararetli bir gencimiz var mesela bir çocuğumuz var. O gelip aslında ona ya bak şimdi sen AI'yi öğreneceksin, AI'yi öğrenmezsen hiçbir şey olmaz dansa o projeyle geldiğinde ya biliyor musun bunun birkaç yolu var. Bunlardan biri de şöyle bir araç. Bu araç işte ya işte cloud'dan birkaç API öğretiyorlar ya da bak mesela şöyle bir Scratch diye bir şey var. Scratch'te sen bunu böyle kodlayabilirsin. Aynı şekilde Cognimates diye MIT Media Lab'ın yaptığı AI modülleriyle Scratch'i birleştiren böyle blok kodlama yapılan bir şey var, platform. Orada şu anda sen istediğin bu çöp kutusunu yapabilirsin. Yani gidip senin o yapay zekanın en derin böyle basit ve böyle baz bilgilerini öğrenmene gerek yok. Sen bunu bir araç olarak kullan ve yaptığın şeylerle mutlu ol. Sen zaten o merakla daha çok şey öğrenirsin gibi bir orada aslında farklılık var. Ben burada yani Türkiye'de onun biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Yani burada Türkiye'de şey gibi oluyor. Yapay zeka ilerinin işte 22. yüzyılın en önemli şeyi. O yüzden iş bulmak istiyorsanız ya da daha iyi bir yere gelmek istiyorsanız yapay zekayı öğrenmek zorundasınız gibi bir aslında konuşma ve narratif olduğunu düşünüyorum. O biraz farklı o yüzden. Yani ben bu konuda çocuklarını eğitmek isteyen insanlara MIT Media Lab'ın yaptığı çalışmaları çok öneriyorum. Yani Scratch'i, Cognimates'i, onların AI for K12 diye başka bir projesi var. Orada sonra Google AI Experiment diye bir site var. Böyle Raspberry'lerle bir şeyler yapıyorlar, Arduino'larla bir şeyler yapıyorlar. Yani olay daha çok uygulamayı öğretmek, çocuğun neler yapabileceğin konusunda onda bir merak ve hayal dünyası oluşmasını sağlamak. Ondan sonra zaten bir çocuk çok meraklıysa zaten öğreniyor. Şeyleri düşünün. Yani şu anda Roblox'ta, Minecraft'ta kendini böyle ne kadar geliştirmiş olan çocukları düşünün. Onlara kimse Minecraft'ı, Roblox'u bu kadar iyi öğrenmen gerekiyor demedi yani. Aslında çok doğru bir noktadan girdin. Evet. Ben bir anlamda Türkiye'deki eğitimle bunu karşılaştırmak da isterim. Hep
Benim sohbetlerde söylediğim bir şey var aslında. Biz hep bu zamana kadar hep tümevarım yöntemiyle eğitildik. İlkokuldan itibaren bize hep formüller öğretildi, teoremler öğretildi. İşte ilkokuldaki yaşımızla biz bunları hep böyle merak etme noktasında aslında merak ettik. Bu formül nerede kullanacağız, ne işimize yarayacak vesaire diye ama bununla alakalı belki biraz şey bulamadık. Hani soracak kimseyi muhatap bulamadık ya da sorularımıza cevap verecek yetkinlikte belki öğretmenler bulamadık. Daha ileriki yaşlarda işte türevdi, integraldi vesaire. Bunları hepsini ezberledik, trigonometri falan ama bunu gerçek hayatta nerede kullanacağımızla alakalı bu merakımızı giderecek bir şey olmadı. Üniversiteye geldik, bu formülleri, teoremleri yine gördük. Fakat bu sefer artık farklıydı, artık merakımız kalmamıştı. O kadar böyle yılmıştık ki artık bunlardan. Hani gerçek hayatta bu formülleri, teoremleri nerede kullanacağımıza dair artık birileri söylese de çok fazla bizi etki etmez hale geldi. Ben bu anlamda çocukluktaki bu merakın uyandırılmasını çok önemli olduğunu buluyorum. Ve aslında tümden gelim yöntemiyle biraz önce verdiğin örnek çok mantıklı. Hani ben akıllı bir çöp kutusu yapmak istiyorum. Aslında fikir bu. Yani akıllı çöp kutusu yapmak fikrinden yola çıktıktan sonra onun zaten yolu yöntemi var. Yani çocuğun onu bilmesine çok da gerek yok. İşte bugün yapay zeka sistemleri dediğimiz işte başka hazır işte API'ler vesaire zaten bu iş için yapıyor. Hatta senin etkinliğinden sonra ben Cognimate'i işte şey yapmıştım, kurmuştum bilgisayarıma. Oğlumla beraber işte şey yapmıştık bu taş kağıt makas oyunu. Ne Kameraya güzel. şeyi öğretiyorsun işte elinin taş yaptığın zaman, kağıt yaptığın zaman, makas yaptığın zaman. Sonrasında işte tabletle karşılıklı oynamaya başlıyorsun. İşte tablet senin yaptığına göre işte kimin kazandığını söylüyor ve orada scoreboard'da bir artıyor, bir azalıyor. Açıkçası çok doğru bir noktaya değindin. Türkiye'de biz maalesef böyle işte ya işte sen ileride AI öğren, veri bilimcisi ol, bak gelecek burada, buradan para kazanırsın mantığı değil de aslında sen bir probleme çözüm üretmeye çalış. Onun için zaten ihtiyacın olan araçları kendin bulacaksın mantığını oturtmak gerekiyor ve bunu da çocukluktan bu mantıkta yetiştirmenin çok önemli olduğu için ben bunu açıkçası senden bir kere daha duymak istedim bu soruyu, o yüzden sordum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani burada şu da aklıma geliyor. Sürekli olarak hani devlet tarafında belki okullarda böyle eğitimlerin yedirilmesi zor olabiliyor. Yani İTÜ'de bile yapay zeka mühendisliği bu sene açıldı. Online eğitim platformları da aslında bu akademideki yavaşlıktan veya hani farklı faktörlerin de artısını eksisini bir araya getirerek kendine yer ediniyorlar. Sen mesela gerçekten spesifik ve etkisi belki de hani her insana ulaşacak bir konuda faydalı olmak için kendini geliştiriyorsun. Yani değerli bir alan gerçekten ve bilmiyorum senin gibi bu konu üstüne çalışan kaç kişi vardır. Bir yandan AI öğreniyorsun. Yani bir yandan daha faydalı bir şekilde nasıl sunabiliriz bunu ya da AI kendi kendine nasıl daha insan etiklerine uygun bir şekilde öğrenebilir vesaire. Yani baktığımızda da aslında bir online eğitim platformu olarak Mule'da da bu konuda eğitimler veriyoruz. Ancak hani insan istiyor ki ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde, yani lise seviyesinde oralara da bir şekilde girsin artık uygun formlarla. Kesinlikle. Mesela ben üniversite yıllarımda 3-6 yaş arasındaki çocuklara programlama ve algoritma temelleri öğreten bir oyuncak yapalım diye bir girişimde bulunmuştum birkaç mühendis arkadaşımla beraber. Dünya da oralar hani muhtemelen şimdi tabii devam ediyordur. Birçok bu tarz oyuncak projeleri de fonlanıyordu o öne çıkan sitelerde. Ömer hocamla da hatta podcast'e bağlanmadan evvel konuşuyorduk. Çocuğuna bu oyuncaklardan aldığını söylemişti. Mesela benim de 2 yaşında yeğenim var, Mira. Ablamlar da ona almaya başladılar yaşına uygun tarzdaki oyuncaklardan. Ve şöyle bir durum var. Türkiye'deki liselere, ortaokullara baktığımızda da hani şu an birçok özel okul İstanbul'da billboardlarda görüyorum. Programlama öğretiyoruz, yapay zeka öğretiyoruz. Yani büyük veriyi öğretiyoruz. Yani ilkokulda bile hani ne öğretiyorsunuz yani? Yani yaptıkları şeyler de aslında oyun saatine koyuyorlar oraya ortaya bir tane algoritma temellerini öğreten bir oyuncak. Hani biz de 3 yaşındaki çocuğa bu alanlarda eğitim veriyoruz diyorlar. Aslında senin işinin de biraz daha aktivizme yanaşan bir tarafı var mı yok mu onu bilmiyorum ama belki de o tarafa doğru da biraz kanın kaynıyordur diye düşünüyorum. Yani bir yandan çünkü öyle bir iş. Her ne kadar hani teknik olsan da savaşman gereken belli alanlar da var. Sence sen o alanlarda mücadele edecek misin ilerleyen zamanlarda? Hani veya müfredatlara sokalım bu konuları. Gerekirse hani eğitmen eğitimi tarafında da rol alıp oralarda bir şey yapmayı düşünüyor musun? Evet, yani şöyle aslında az önceki sosyal medya sorunla da hani bağlayabilirim. Benim birkaç böyle çok
passionate oldum, yani çok istekli olduğum birkaç konu var. Bunlardan biri de aslında eğitimin erişilebilirliği ve eğitimin yani sadece farklı öğrenenler anlamında erişilebilirliği değil, aynı zamanda farklı çevrelerden olan insanların eğitime erişilebilirliği konusunda ben gerçekten bir şeyler yapmak istiyorum. Üniversite boyunca da aslında yapıyordum. Yani Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile aslında çocuklara böyle normalde öyle kurslara gidemeyen çocuklara belediyelerde ders veriyordum. Ya da işte MIT Media Lab ile Türkçeleştirdik onların şeylerini. Onlara eğitimler verdik, öğretmenlere eğitimler verdik. Yani bu konuyla alakalı kesinlikle çok istekliyim. Benim en büyük ama istekli olduğum konulardan biri aslında daha böyle insanların kendilerini keşfetmeleri için gereken güven, duygu ve biraz daha yani mesela ben teknolojiyi iyi bir iş bulmak için öğrenmek istiyorum. Güzel bir motivasyon ve bu özellikle şu anda ülkemizin ve dünyanın olduğu yerde çok önemli, yadsınamaz. Ama bu biraz daha işte az önce bahsettiğimiz intrinsik, ekstrinsik vardı ya, yani ekstrinsik yani dışarıdan olan bir motivasyon. Yani biri bana para verecek, ben de orada çalışacağım. Şimdi bir de içten gelen bir motivasyon var. Yani ben hayatta şunu yapmak istiyorum. Ben kendimle alakalı şunları seviyorum. İşte benim şöyle şöyle kaygılarım var. Benim şöyle şöyle umutlarım var. Yani bence biz, çocuklarda özellikle çocuk yaşta ve sonra üniversiteye kadar bunların en çok üstünde durulmalı. Yani biraz daha ben kendimi nasıl tanıyabilirim? Ben nasıl bir insanım? Ve ben çok değerli bir insanım mı bence biraz daha üstünde durulmalı. Çünkü eğer onlarla beraber diğer işte bilimsel yönlerde desteklenirse gerçekten farklı bir ülkeye gideriz diye düşünüyorum ben. Yani şu anda Amerika'da, yani şu anda İstanbul'da biz görüyoruz, tamam, o AI veren, AI eğitimi veren yerleri. Ama Türkiye'nin başka nerelerinde var? Yani o uçurum çok büyük ve aslında bunlar için gereken kaynaklar ne kadar düşündüğümüzde aslında çok da fazla kaynak da gerekmiyor. Yani Amerika'da benim o fark ettiğim şeylerden biri de oydu. Yani bazı insanlar çok ilgili, bilgili bu eğitim teknolojileri anlamında ve çocuklarına her şeyi alıyorlar çünkü paraları var vesaire. Bazı insanlar da bunları yapamıyor ve bu konuda işte geri kaldıkları düşünüyor ama yani daha core şeyler var, yani ırkçılık var. Çocuklar bulileniyor. Yani Türkiye'de de var, işte çocuk gidemiyor yani okula. İnternete gidecek tepesine çıkmış. Çatının tepesine çıkmış 10 tane çocuk da internet çeksin diye, görecek de interneti de alacak eğitimi. Yani birazcık bana o yüzden yani bunlar böyle hani yani eğitimle teknoloji birleştiğinde bu konulara da girmeden edemiyoruz. Ve ben bu konularla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Ve sosyal medyayı da buraya bağlıyorum birazcık. Çünkü yani bu big tech dediğimiz büyük şirketler, özellikle işte Facebook'lar, Google'lar bildiğin insanlar üzerinden para kazanıyor. Yani reklam üzerinden para kazanıyor. Ana oda aslında evet, yani reklam burada kâr etme amacıyla. Senin de bahsettiğin gibi aslında insanların en iyi uzun vadeli çıkarlarıyla mı yapay zekayı geliştiriyorlar? O teknoloji şirketlerinin yapay zeka geliştirme motivasyonunun ağırlıklı olarak sen ne olduğunu düşünüyorsun? Ve çoğunlukla hani bireylerin aslında yapay zeka motivasyonu biraz daha farklı ama sonuçta bu şirketlerin bir parçası olduklarında şirketin oradaki vizyonu ile beraber hareket etme durumunda kalıyorlar. Yani sonuçta X işini yapmak için rol alıyorsun orada. Aslında kişilerin yapay zeka motivasyonu yani biraz daha toplum çıkarına kayacak şekilde farklı olabiliyor gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla. Ama iş şirkete gelince durumlar biraz daha değişiyor. Yani sürekli hatta Elon Musk da çıkıyor, kaygılarını dile getiriyor, eleştiriyor bazı teknoloji liderlerini. Diyor ki yani bunlar farkında değil nelerin başımıza gelebileceğini gibi konuşabiliyor.
Sen dönüp bir baktığında şu an dünyaya, yani bu şirketlerin AI motivasyonunu ne olarak görüyorsun? Yapay zeka motivasyonlarından en büyüğü aslında insanları daha çok addicted hale, yani bağımlı hale getirmek. Çünkü daha çok reklam izletmek istiyorlar. Daha çok, ne kadar daha çok zaman geçirirsen onların platformlarında onlar için o kadar iyi. Amaç tamamen bu. Ve bir yandan da kendi aralarında yarışlar var. Çünkü kendi problemlerini de yapay zeka ile çözmeye çalışıyorlar. Yani burada bir aslında güç ve bilgi arasında bir bağlantı var. Yani güçlendikçe bilgiyi de kontrol etmeye başlıyorsun. Yani bu güç para anlamında olabiliyor, işte ya da politik anlamında olabiliyor. Ama şu anda bu Big Tech dediğimiz bu sosyal medya şirketleri bayağı bilgiyi ve ne bilinebilir kontrol ediyor durumunda. Yani şu anda işte fake news dediğimiz, yani kim şu anda ne doğru, hiçbir fikrimiz yok. Yani hangi bilgi doğru, medyada ne doğru, medyayı kim nasıl kontrol ediyor falan filan. Yani bunlar böyle çok detaylı benim konuşabileceğim konular. Yani ben o yüzden sosyal medyayı biraz daha insanların bilinçli kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da çok sevdiğim iki tane kitap var. Çok öneririm. Bir tanesi aslında kesinlikle izleyin derim. Social Media Dilemma mıydı? Social Dilemma mıydı Netflix'te? Kesinlikle kesinlikle onu izlemelerini öneririm. Herkesin harika bir bence belgeseli olmuş. Bir de kitabı var. MIT'den neuroscience profesörü Judson Brewer diye bir adamın Craving Mind diye bir kitabı var. Nasıl kurtulursun diye Türkçe'ye çevrilmiş. Aslında bu bağımlılığın nasıl oluştuğunu anlatıyor ve sosyal medyanın nasıl bağımlılık oluşturduğunu da bahsediyor ve bundan nasıl kaçınabiliriz onu da bahsediyor. Ama şu anda dünya psikiyatri listelerinde, yani şizofreni mesela psikiyatride bir hastalık ya da işte bulimia, ama sosyal medya bağımlılığı bir hastalık olarak görünmüyor. Bu sosyal medya bağımlılığını bir hastalık olarak gösterebilirsek, o zaman politika anlamında belki daha yaptırım uygulayabiliriz bu şirketlere diye düşünüyorum. O yüzden ben de o konularda çalışıyorum bizim medya şeyiyle, departmanıyla. Aslında AI'ın tarihçesini sorarak hani dümeni biraz da farklı bir yöne kırmak istiyorum. Gerçekten de son yıllarda çıkmış ve 22. yüzyılın trendi olarak nitelendirilen ve daha hayatımızı etkilemesine çok uzun zamanlar varmış gibi de bahsediliyor. Ama çoktandır aslında hayatımızın içerisinde. Ne zaman girdi hayatımıza? Hangi dönemlerde daha aktif oldu? Yani nereye doğru gidiyor diye. Yani bu konular üzerinden biraz AI'ın tarihini anlatır mısın? Valla aslında yayın tarihçisi böyle çok da eski bir tarihi yok yani. İşte 1950'lerde bilgisayarın ilerlemesiyle ilerleyen bir alan. 1956 mıydı, 1957 miydi? Orada aslında AI'ın ilk uygulaması çıkıyor ve çıkma amacı da research, yani tamamen research, bakalım ne yapıyoruz diye. Ve ondan sonra da zaten şeylerde kullanılıyor. Defense'de, yani Savunmada. askeriyede kullanılıyor, savunmada kullanılıyor. Ve ondan sonra işte Moore's Law geliyor. Moore's Law dediğimiz law da ne? 1965'te Moore diyor ki artık bundan sonra bu bizim işlemciler, prosesörler yapacak, uçacak yani. Her yıl giderek çok daha hızlı ilerleyecek. Böyle olunca biz AI'yı daha ilerletebiliriz gibi bir aslında aldı herkesi. 1990'lara kadar böyle bir sürü çalışmalar yapıldı burada. Özellikle MIT'de çok çalışmalar yapıldı. En son da en büyük patlaması şeyle oldu işte.
bu chess şeyi satrançta Kasparov. Garry Kasparov'u yenmesi. Ondan sonra da Go'da aslında AI'ın yenmesi, Go'nun şampiyonunu. O ikisiyle de en çok böyle o tamam artık böyle insanları da yenmeye başladı AI denildi. Yani bu çok böyle AI research alanında başlayıp savunma alanında devam edip ondan sonra da aslında nasıl yapabiliriz biz insanlarla nasıl karşılaştırabiliriz dendi. Hatta şey Kısmet diye bir de robot vardı. Onu biliyor musunuz bilmiyorum ama ilk robotlardan duyguyu şey yapan duyguları detect eden, duyguları anlayıp insan duygularını anlayıp onu klasifiye eden bir robot. İsmi de Kısmet'ti robotun ama yabancı. Ya yabancılarda da var Kısmet diyorlar. Falan böyle yani böyle bir AI tarihçisi diyebilirim. Böyle çok da tarihçi gibi olmadı ama şu anda da şeye gidiyor. İşte finans alanında var, sosyal alanda var. Zaten recommendation engine'leriyle şu anda Google olayı uçurmuş durumda. Onun dışında bir de en büyük bu aralar konuşulan otomotiv sektöründe sürücüsüz araçlar. Sürücüsüz araçlarda AI çok konuşulan bir konu. Aynı şekilde Boston Dynamics'in robotları çok konuşuluyor. Bunlar hep bu arada az önce bahsettiğim bu reinforcement learning'deki işte otokör falan demiştim ya. Hep bu konularla ilgili. İlgili olanlar birazcık bu konuları okusun derim. Boston Dynamics'i de herhalde Hyundai satın aldı geçtiğimiz Satın zamanlarda. aldı, evet. Hatta ben de orada yani biraz şaşırdım aslında. Aşırı yüksek bir mevlaya da satın alınmadı sanki. O dikkatimi çekmişti. Tabii ben de bir yandan hemen şunu düşündüm. Ah keşke hani Türkiye'den yani bir talip çıksa da satın alsaydı ve ülkeye getirilseydi o teknoloji. Üniversitelerle falan ortak çalışma grupları oluşturulup hani üzerine çalışılsa diye. Tabii günün sonunda Kore'ye gitti. Yani bir yandan da aslında PR değeri de oldukça yüksek aslında. En son hatırlıyorum bir caz müzik eşliğinde dans ediyorlardı. Birkaç hafta önce onu izlemiştim yani tatlı bir videoydu. Oradaki fark şey herhalde Oytun, yani Koreliler satın aldıktan sonra daha sempatik hareketler yapmaya başladılar. Önceki hareketler daha korkutucuydu. Yani hakikaten şey, hepimiz böyle keyif alarak izledik. Ben açıkçası hani özellikle Güney Korelilerin almasına çok da memnun oldum. Yani şey, Amerika veya işte başka ülkeler olduğu zaman bunun biraz ürkütücü tarafları da var. Evet. En azından hani bu adamlar işte Samsung'dur, Hyundai'dir vesaire derken ya en azından günlük işlerde falan kullanılacak hale gelir. Askeriye de falan değil de diye öyle bir şey oldu. Bu arada ben konuya böyle bodozlama daldım. Hazır AI konusu açılmışken burada aslında bizi dinleyenlere de ben bir kişiden bahsetmek istiyorum. Türker Hoca var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Soy ismini hatırlayamadım hemen. Türker Kılıç, pardon. Türker Kılıç Bahçeşehir Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi Dekanı. Ben geçen sene 2019 yılıydı, evet. 2019 yılında bilişim zirvesinde Türker Hoca'yı canlı dinledim. Türker Hoca bir beyin cerrahı ve beyin cerrahı birinden yapay zekayı dinliyorsunuz. Çok hoşuma gitmişti. Özellikle yapay zeka konusuna da çok ilgili. Beynin, hani biraz önce de konuştuk ya Merve, hani beynin nasıl çalıştığı tam olarak çözülemedi diye. Türker Hoca hayatını beynin nasıl çalıştığını anlamaya adayan birisi aslında. Yani işte beyni kesiyor, bakıyor, içine bakıyor falan. Ve burada bir bağlamsal matematik diye bir şey çıkartmış, bir teori çıkartmış aslında. Belki kendi çıkartmamıştır, bize anlattığı o. Ve yapay zekanın aslında bunu esas aldığını ve şu anda onun emekleme aşamalarında olduğundan bahsetmişti. Burada yeri gelmişken söylemek istedim. Yeni bir kitabı da çıktı. Eğer bir yerlerde denk gelirseniz inşallah bir gün burada podcast kanalımızda da biz onu konuk etmeyi çok isteriz. Gerçekten çok Türkiye için değerli bir insan. AI konusuna böyle bir hani kendimce bir virgül koyduktan sonra ben aslında başka bir konuya girmek istiyorum burada. Şimdi sizin gibi değerli arkadaşlarımızı bu şekilde bir araya gel değerli arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde benim gözlemlediğim bir şey var. Boğaziçi'nden mezunsun, yurt dışında Stanford'da okuyorsun, eğitim hayatına devam ediyorsun. Ve sizde gözlemlediğim şu var. Bizdeki hani Türkiye'deki genel
nesilden, gençlikten farklı olarak özgüven duygunuz var. Bir şeyleri yapabilmiş olmanın ve yapabileceğinize olan bir özgüven duygusu var. Ben bunu şeye bağlıyorum. Gerçekten hani insan biraz bilmediği şeyden korkar. Ama siz hani derler ya hani Türkiye'de yiğidin harman olduğu yer diye. Aslında işte bilimin, yapay zekanın, bu yeni teknolojilerin en çok konuşulduğu ülkelerden birinde. Mesela işte Amerika'da bunları görüyorsun. Muhtemelen Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken de oradaki kontaklarınla veya dünyadaki yapılan projelerle bir içli dışlılık söz konusu. Ve bu size aslında bir özgüven veriyor. Bir şeylere yapabilirlik noktasında eğer keyif de alıyorsan doğru yolu bulup gidiyorsun. Ama maalesef siz Türkiye'de çok küçük bir azınlıksınız. Geri kalan özellikle genç kesime baktığımızda ciddi şekilde Türkiye'nin içerisinde de İstanbul ve Anadolu ayrımı var. Teknolojiyi kullanmak noktasında şeyden öteye gidilmiyor. Hani sosyal medyadan öteye gidilemiyor maalesef. Dolayısıyla şöyle söylemek istiyorum. Çok ciddi bir potansiyelimiz var ama bu özgüveni çocuklara aşılayamadığımız için gerçekten biz bu potansiyeli kullanamadığımızı düşünüyorum. Bu da aslında biraz önceki söylediğim şey. Sonuç odaklı olmak. Yani temel noktanın ben sonuç odaklı olmak olduğunu düşünüyorum. Bir ortada bir problem var ve bu problemi nasıl çözerim üzerine kafa yormaktan geçtiğini düşünüyorum. Bugün AI dediğimiz şey, ben 2003 yılında işte mezun oldum. 2001-2002 yıllarında biz yapay zeka projeleri gerçekleştiriyorduk, yapabiliyorduk. Yapay sinir ağlarını falan kullanıyorduk mesela. Ama bunu nasıl yapıyorduk? İşte bir sürü MATLAB öğrenmek zorundasın, başka bir şeyler öğrenmek zorundasın, kod yazmak zorundasın. Oysa şimdi bu işler çok daha kolaylaştı. İşte Amazon'un, Microsoft'un Azure'u, Amazon'un işte Amazon Web Servisi vesaire, Google'ın yine web servisleriyle bunlar artık sürükle bırak seviyesine getirilmiş durumda. Yani sen artık bir AI projesi yapıyorsan aslında bir yazılımcıya da çok da fazla bir ihtiyacın yok. Eğer elinde güzel veri varsa ve hatta bir yazılımcıdan da çok daha iyi şekilde bir sonuç çıkartabilecek durumdasın. Çünkü şeyi biliyorsun, hani girişi biliyorsun, elde etmek istediğin sonucu biliyorsun aslında. Geriye bunun modelini kurmak kalıyor. Bir sürü zaten hazır model var. Sürükle bıraklarla bu işi yapılabilecek durumda. Demeye çalıştığım şey, bu işleri yapabilecek çok ciddi bir potansiyelimiz var. Genç bir nüfusumuz var. Bu işleri yapabilecek çok ciddi altyapılar var. Sürükle bıraklarla kod yazmadan yapılabilecek altyapılar var. Ve veri, işte geriye ne kaldı? Veri toplama işi kaldı. Onun da zaten toplandığı bir sürü yer var. Ama biz bütün bunlar elimizde varken maalesef hala böyle işte yapay zeka gibi teknolojilere aslında çok İleri seviye teknolojiler gözüyle bakıp aman biz bunu yapamayız, bu Japonların işi, Amerikalıların işi, Rusların işi deyip böyle bir geri durma durumu söz konusu. Ben ümit ediyorum ki sizlerin sahip olduğu bu özgüven, bir şeyleri başarmış olmanın ve başaracak olmanın, başka insanları da görmüş olmanın getirdiği özgüven inşallah tüm gençlerimize, tüm arkadaşlarımıza bir şekilde yansır. Konuyu çok uzattım, soruyla devam etmek istiyorum. Bu noktada bunu aşmak için alternatif yöntemlerden biri de doğru eğitim alınması. Üniversitelerimize baktığımız zaman bunun eksikliğini ciddi şekilde görüyoruz. Bunu eleştirecek değilim. Fakat buna alternatif yöntem olarak online eğitim platformları çıktı. Türkiye'de de var, dünyada da var. Bu tarafa nasıl bakıyorsun? Bu online eğitim platformları sence bizim için bir fırsat mı? Ve eğer bir fırsatsa bunu nasıl değerlendirmek lazım? Çok konuştum. Rol çalmak istemiyorum. Özür dilerim. Seni dinliyoruz. Estağfurullah. Online eğitim programlarına ben gayet sıcak bakıyorum. Özellikle Covid döneminde zaten onlar ne kadar yapılabilirliğini daha da göstermiştir. Artık her şey online eğitim gibi oldu. O yüzden ben kesinlikle online eğitimi destekliyorum. Hatta bu konuda çalışmışlığım da var. Upschool diye bir oluşum var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. YGA girişimlerinden biri. Mina ile geçen Şubat'ta aslında Mina ve ekiple böyle hep beraber başladığımız ve yolculukta benim orada data science eğitmeni ve curriculum designer olduğum bir oluşum vardı. O kadınlar özelinde, yani kadınlara aslında istihdam sağlamak istiyor teknolojide. Ben bunu çok gerçekten çok destekliyorum. Çünkü neden? En çok destekleme sebebimi de söyleyeyim. Online olunca bir şey İstanbul mu, İzmir mi, yoksa Erzurum mu, yoksa Adana mı farkı kalmıyor. Yani benim en önem verdiğim şey bu.
Yani Hı. onun dışında bir de normalde mesela Coursera, Udemy ya da vesaire öyle online eğitimler veren yerler var ya, orada onlar da çok güzel ve çok harika eğitimler orada oluyor içerik anlamında ve anlatım anlamında, ama orada bazen şey olabiliyor. Ya böyle kendin buraları çok nasıl kullanacağını bilmiyorsan bir öğrenci olarak ve dil sıkıntın bazen olabilirse ya da komünite istiyorsan, yani bir sorun var ama böyle çok girişken değilsin, öyle herkesin bir şey değilsin. Yani o konularda böyle biraz daha küçük komünitelerle daha böyle seni hem teknik anlamda hem de sosyal anlamda destekleyecek bir oluşumun içinde yer almak ve biraz daha uygulamalı, yani sadece böyle teorik öğrenim değil de gerçekten projeyi ellerini kirleterek başkalarıyla çalışıp eğitim aldığın yerler inanılmaz faydalı. Çünkü yani üniversitenin hızlandırılmış ve stajın hızlandırılmış hali gibi bir şey. Ve bence bunların da daha çok işe hazırlaması lazım. Yani sadece onlar zaten işe hazırlıyor ama işlerin, şirketlerin de daha çok buralardan insanları kabul etmesi lazım. Ben hala şeyi görüyorum. Ya tamam, hani burada olsun ama bir yandan da şu 10 listedeki 10 üniversiteden olsun background'u. Aynı zamanda işte illa mühendislik mezunu olsun. Yok, ben buna inanmıyorum. Yani işletme mezunu, Erzurum Üniversitesi işletme mezunu bir kadınımız çok net bir şekilde iyi bir data science programından mezun olup çok da güzel bir işe girebilir. Girdiği örneklerimiz de var. Yani ben o yüzden çok destekliyorum. Sizin yaptığınız işi çok destekliyorum. Bence harika, siz de çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ve umarım daha fazla olur böyle şeyler. Ve çünkü bizim ne kadar böyle şeyden bahsetsek de özgüvenden ve bir yandan işte çocukluktan gelen duygularıyla başa çıkabilmek, onlardan da bahsetsek de bir yandan da bir gerçeğimiz var. Para kazanmamız lazım. Yani çok sıkıntılı bir ekonomik yapı var yani. İstanbul'da belki bu yaşayan şirket sahipleri bunu görmüyor ama yani ben Aydınlıyım. Aydın'ın Söke ilçesinde doğdum, büyüdüm üniversiteye kadar. Ki yani yine normal bir aile. Daha biraz orta sınıf bir ailede büyüdüm. Yani başka ülkenin başka yerlerindeki insanların yaşadığı sıkıntıları birazcık düşünüp herkese eşit haklar sağlanması gerektiğine inanıyorum. Ve online eğitimin bunu yapacağını inanıyorum. Kapanışa doğru yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Bu 2021-2022 yılında, daha doğrusu hani bu sene özelinde bakacak olursak, öne çıkan, çıkması beklenen AI trendleri neler? Takip edecek insanlara neler önerirsin? Ben kesinlikle reinforcement learning'e bakmalarını, reinforcement learning'de deep reinforcement learning ve işte autocorrect'a bakmalarını öneririm. Yani kendi kendine öğrenen deep reinforcement learning'ler giderek yükselişe geçecek. Türkiye'de de geçecek kesinlikle. Bir de şeylere kesin baksınlar. Ya bu cloud'ların, yani işte Microsoft'un, Amazon'un, Google'ın cloud'larının ya da IBM'in cloud'larının onlara aslında ücretsiz sağladığı bir sürü AI şeyleri var, modülcükleri. Onlara kesinlikle baksınlar. Birçok da güzel dokümentasyonları da oluyor. Yani onu hani bir trend olarak değil ama giderek şirketler de bence bu konuda ilerleyecek. Onu da giderek şey yapsınlar bence. Haşır neşir olsunlar, yani hiç daha önce kullanmamış olanlar varsa. Bir de Python öğrenmemiş olanlar varsa bence Python'ı da kesinlikle öğrenmeye bir yerden başlasınlar. Çok gözde büyütülecek bir şey değil. Emin olun hızlı bir şekilde çok iyi ilerletebilirsiniz. Bugün için teşekkür ederim. Ya Ömer hocam, sizin de başka bir sorunuz yoksa aslında kapanışı yapabiliriz. Merve'yi bugün biraz yorduk. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur Merve. Estağfurullah. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Hem sizin fikirlerinizi hem sorularınızı duymak benim için çok güzel oldu. Bugün Çok güzeldi. biraz, pardon, sözünü kestim. Estağfurullah. Bugün biraz böyle şey. Normal şartlarda Oytun biraz daha soru-cevap tarzında gidiyor. Bugün biraz daha üçlü olsun, böyle bir odada sohbet ediyormuş gibi bir şeyimiz olsun istedik. Açıkçası ben de biraz hani konuğumuzdan, senden biraz rol çalmış gibi oldum. Kusura bakma bu yüzden. Biraz daha sohbet havasında olsun istedik aslında. Yok, estağfurullah. Çok güzel. Harikaydı. Güzel oldu. Benim de hoşuma gitti aslında. Ara sıra bu şekilde yapabiliriz podcastlerimizi. O zaman şöyle...
Şöyle yapayım, kapanıştan önce bir örnek daha vereyim. Ben gerçekten bu konuyu çok önemsiyorum. Yani 2 gün sonra biz bu şekilde gençlerimize, çocuklarımıza şey yapamazsak, onları doğru yönlendiremezsek büyük bir kütle olarak, yük olarak yine bizim üstümüze kalacak bir durum söz konusu aslında. Burada belki biraz da bencilce düşünüyoruz ama gerçekten hani enerjisi olan, potansiyeli olan ama altyapısı olmayan bir şey yetişirse bu çok tehlikeli. Her türlü şeye sürülebilecek bir konu. Bu anlamda ben özellikle çocukların daha çocuk yaşlarda bu noktalarda bu teknolojileri, bu altyapıyı öğrenmesini ve sonuç odaklı, problem çözme odaklı yetişmesini çok önemsiyorum. O yüzden sohbet esnasında biraz böyle konuyu buralara da getirdim. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şey bittikten sonra bunun videosunu da paylaşırım. YouTube'da videosu var. Bir gün ben kendim de biraz meraklıyım, oğlum da biraz meraklı. Böyle Lego'nun robotlarına falan işte şeyiz, meraklıyız. Ve bir gün Harry Potter izliyoruz. Ben hayatımda hiç izlememiştim. Oğlum izliyor diye onunla beraber izledik böyle. Orada bir sahne var. Harry ile arkadaşı satranç oynuyorlar ama satranç oynarken büyülü ya bunlar, büyücü ya. Satranca ağızla komut verip işte buradaki Taşlar piyon sanki kendi şuraya kendine hareket gitsin. ediyordu, değil mi? Efendim? Taşlar kendi kendine hareket ediyordu, değil mi? Evet, taşlar kendi kendine hareket ediyor. Sonra bu sahne çok hoşuma gitti ve oğluma dedim ki ismi Fatih. Fatih dedim, biz bunu yapalım mı? Nasıl olacak dedi. İşte Lego'nun bir tane robotu var bizde. İşte Mindstorms diye bir robotu var. Bunu şeyle Visual Studio tarafında şey yapabiliyorsunuz, kodlayabiliyorsunuz. Şöyle bir şey yapalım dedik. Bir tane program yazalım. Önce mekanizmasını yaptık tabii. Böyle bir mıknatıslı bir mekanizma var. Satranç tahtasının altına bunu sakladık. Sonra bizden aldığımız komutu tabii yazılımına orada ben yaptım. Ama yapılırken de oğlum yanında. Yani böyle bir şeyin yapılabileceğini görsün diye istiyorum. Ses tanıma yaptıracağız. Yani daha doğrusu speech to text yaptıracağız. Bunun için işte şimdi ne lazım? Sonuç itibariyle bir sürü şey var. API var. Google'ın API'yi en güzeli. Türkçe de destekliyor. Sonra işte şey yaptık burada. A2, A5 siyah piyon dedi mesela. İşte A2'deki siyah piyon A5'e gitsin. Böyle bir kodlama. Bunu mikrofona söylüyor. Mikrofon bunu tekste çeviriyor. İşte tekste çevirdiği zaman gideceği şeyi, hamleleri robot hesaplıyor. Ve arka tarafta siz altını görmüyorsunuz. Üst tarafta gerçekten bir satranç taşı oradan gelip diğer tarafa doğru gidiyor. Şimdi biz böyle bir şey yaptık. Sonra bunun videosunu falan da çektik. Şimdi o zaman işte oğlum 10-11 yaşındaydı. Bir de arkadaşıyla beraber yapıyor. Bunu böyle arkadaşlarına falan gösterdik, öğretmenlerine gösterdik. Bizimki biraz böyle havaya falan da girdi böyle. Onun motivasyonuyla ne öğrendi çocuk? Bir, mekanik bir şeyi hareket ettirmeyi öğrendi. Belli bir komutlar düzeyinde. İki, bir ses tanıma işleminin arka tarafta biz kendimiz kod yazmadan hazır bir API tarafından kullanılabileceğini öğrendi. Ve sonuç itibariyle de böyle hani insanlara göğsünü gere gere gösterebileceği, büyüyünce de hani 15-16 yaşına geldiği zaman da ya ben böyle bir şey yaptıydım çocukken falan deyip bunun havasını atabileceği bir şey oldu ama çaktırmadan bir sürü bir şey öğrenmiş oldu aslına bakarsan. Bu benim hayatımdaki bir örnek. Ama o kadar böyle cevval çocuklar var ki bu şeyleri yani sonuç odaklı düşünse o kadar çok çözüm çıkartabilecek, eldeki teknolojileri kullanacak o kadar çok çocuklar var ki ben bu anlamda bunu çok kıymetli görüyorum. Hani seni de kendime yakın hissettiğim için bunu da paylaşmak istedim. Bundan mutlu olacağını bildiğim için böyle bir anekdotta anlatayım istedim. Teşekkürler. Aynen harika bir örnek oldu. Merve, vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Şu an bu arada Merve Stanford'dan ders aldığı için hani Kaliforniya saatine göre günlerini geçiriyor İstanbul'da. Bu podcast bölümümüzde de uyanıp katıldı aslında. O yüzden hani güzel bir uyanış aktivitesi de oldu. Birazcık belki hani fazla da gelmiş olabilir aslında konuşmalar. Ben uyandığımda yani bilmiyorum böyle bir sohbete girebilir miydim? Zorlasam belki. Çok teşekkürler. Teşekkürler, zevkle. Tekrardan görüşmek üzere. Merve'nin LinkedIn profiline de podcast açıklaması bölümüne ekliyorum. İsteyenler oradan takip edebilirler, kendisine ulaşabilirler. Evet, mail de atabilirler. Yani aynı oraya LinkedIn'e mesaj da atabilirler soruları varsa. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.